Arkadaşlar selam. Uzun bir aradan sonra güncel halin videosunu çekmek istedim. Uzun süredir de hem pek bir yenilik olmadığı için hem de biraz gelişimi görmek için hem de kendi yoğunluğumdan pek video atamamıştım size. Karides akvaryumunda gayet güzel durumlar var. Şimdi onlardan biraz bahsedeceğim. Yine bununla beraber tabii yazın bu akvaryum hobisinde biraz daha ilgi azalıyor. Yani çünkü biraz daha kışın eve kapandığımda daha çok ilgilendiğim bir hobi haline geliyor. Ama yine de bakımlarını aksatmıyorum tabii. Özellikle yazın akvaryumlarınızın suyunun sıcaklığı artabilir. Buraya dikkat etmenizde önem var. Yani en azından 26 dereceleri geçmesin ki normal balık akvaryumunda, karides akvaryumunda tabii daha da düşük olması lazım. Şimdi akvaryumda şöyle bir durum var. Hatırlarsınız burada bir mos vardı, Christmas mos. Orayı komple kapladı. Normalde buradaki mos iki kayanın arasında duruyordu ve arka tarafta gözüküyordu. Bununla beraber şuradaki Minipedia mosumuz çok fazla gelişim kat etmedi. Yani bu mostan benim beklentim en azından bir iki ay sonra daha da hızlanması. Çünkü eski akvaryumda uzun bir süre kıpırdamadı. Ondan sonra bir anda büyüme başladı. Biraz daha zor adapte oluyor gibi geldi bana. Genel gözlemim bu şekilde. Salyangozların iki tane ana çolanları çıkarmıştım. Şöyle yine göstereyim size genel durumu. Sürekli topluyorum salyangozları. Yani nüfusunu kontrol altına almaya çalışıyorum. Bunu yaparken de çok basit bir yöntem aslında buldum. Hava ortamıyla salyangozları çekiyorum. Hem sürekli su çekmemiş oluyorum hem daha fazla salyangoz çekiyorum. Yani şu akvaryumdan iki parmak su çekme süresi hava hortumuyla bazen 15 dakika oluyor. O yüzden de rahat rahat temizleyebiliyorsunuz. Eğer büyük hortum kullanırsanız çok çabuk suyu çekersiniz ve akvaryumdaki salyangozları toplamaya vaktiniz yetmez. Şu anlık da gayet güzel gidiyor. Aslında bu toplama işini 3 gün üst üste yaparsanız, sizde de bu salyangoz sorunu varsa çok önemli derecede sayıları azalıyor. Her ne kadar onlar siz ne kadar bırakırsanız onları kendi haline o kadar sayıları artıyor. Yani tabii iki tane salyangoz güzeldi, etrafı güzel temizliyordu. Zaten siz de yazmıştınız bu salyangozların sayısı artacak diye. Artıyor tabii ki de. Ama çok da önemli değil. Şöyle baktığınızda göze kötü gelen bir salyangoz görünmüyor bile akvaryumda. Öyle aşırı bir nüfus yok. Şimdi bununla beraber camlarda yosun oldukça vardı. Kahverengi yosun vardı Allah'tan. Yeşil nokta şu anlık yok. Umarım da olmaz. Onları bir temizledim. En büyük gelişim zaten 2 ayda hem kayalardaki hafif bir yosunlaşma inceden hem de karideslerin popülasyonunda inanılmaz bir artış. Tabii böyle baktığınızda anaç karidesler çok fazla yok. Bazen ölenler de oluyor. Bazen görüyorum da onların ölmüş hallerini. Bir yaklaşık %30-35'lik su değişimi de yaptım. Ama şimdi biraz yakına göstereceğim ve ne kadar çok yavrumuz var onları göreceksiniz. Artık akvaryumun her yerindeler. Umarım bu yavrular büyür ve akvaryumun zemini artık Vladimir'lerle koyu kırmızı bir hale gelir diye düşünüyorum. Şimdi önce kayalardan başlayayım. Görmüş olduğunuz gibi kayanın üstünde en az şu anki videoda ekranda 4 tane yavru var. Hatta ben şu an 6-7 tane saydım. Aşağı geldiğimde sayıları daha da artıyor. Biraz şöyle size yakınlaştırayım. Siz de göreceksiniz. Birçok karides, birçok karidesim yavrulamış, yumurtlamış. Özellikle 2 ayda belli bir sabit süre, sabit sayıda gitmişlerdi. Yani 2 aylık süre boyunca. Sonradan sayıları çok arttı. Mosun içinde de mutlaka varlar. Oraları çok fazla görünmüyor. Ama yine yüzen yavru karidesleri görüyorsunuz. Biraz da adapte de oldular. Eskiden bu kadar ortaya çıkmıyorlardı bu yavru karidesler. Yine buradaki kayanın üzerine geliyorum. Buradakinlere bakın. Şu üst kısımda zaten sadece 3-4 tane var. Şu arada 2 tane, 3 tane. Hatta şu an 4 saydım. 5, 6 gidiyor. Burada var. Şu kayanın arasında takılanlar oluyor. Şu küçük taşın üzerinde bir tane yine görüyorum. Oldukça sayıları burada fazla. Yine şöyle Minipelya'nın arka ön taraflarına gelelim. Evet, özellikle şu silis kumun üzerinde iyi ki de bu kumu koymuşum diyorum. Çok da güzel gözüküyorlar. Şöyle baktığımda
Şu an yine ekranda en az 10 tane var. Şöyle biraz kaydıralım. Bir bezelye, haşlanmış bezelye yapmıştım biraz toplansınlar diye. Yaklaşık 1-2 saat önce. Onu da ikiye bölmüşler zaten. Tabii daha çok büyük karidesler, yetişkin karidesler bunları şu anlık tüketiyor. Yavrulara pek alan bırakmıyorlar. Yine şöyle burada da biraz daha yakınlaştıralım. Yavruları görüyorsunuz. Yani gelişim her zaman oluyor bir şekilde. Özellikle karides akvaryumu yani inanılmaz zevkli bir akvaryum. Yani bu zamana kadar balık beslemek yerine karides besleyebilirmişim diyorum. Tabii ki balığın da farklı güzellikleri var. Akvaryumunuzda büyük büyük balıklar yüzdüğünde de güzel hissediyorsunuz ama bu doğadan bir kesit gibi, doğadan bir taklit gibi oluyor. Bir biyotop akvaryumu gibi oluyor. Her ne kadar öyle değilse de. Ama oldukça güzel bir işleyiş oluyor. Yani yaklaşık bir hafta 10 gün ben akvaryumdan uzak kalmıştım. O sürede inanılmaz bir yavrulama keşfettim. Gözlemledim daha doğrusu o süreden sonra. 2 aydır hatta belki biraz daha fazladır da video atmıyordum. Size de bir yandan da müthiş bir gelişim sunmuş olduk bu videoda. Bazı zamanlar biliyorsunuz bu kanalda sık video atıyorum. Bazı zamanlar seyreliyor, bazı zamanlar biraz ara veriyorum gibi oluyor. Çünkü hobideki şeyler de çabuk tükeniyor. Aslında biraz yeni kurulumlar yapmak gerekiyor sürekli. Ona da imkan olmuyor maalesef her zaman. Elimizdekileri değerlendirmek gerekiyor biraz da. Bakalım yani hala önceki videolarda söyledim. Yine bu akvaryum gibi bir tane daha kurma planım var. Ama önce bu akvaryumun bulunduğu masayı değiştirip bir stand almam gerekecek. Altlı üstü yapabilirim ya da yan yana yapabilirim. Biraz daha az yer kaplayan. Oraya koymayı düşünüyorum. Belki öyle bir gelişim yaparsam bunun yanına da bir akvaryum daha koyarız. En azından seçmediğimiz türleri oraya koyarız. Bu 100 litrelik Eurostar Akdeniz 600 akvaryumunu da bozdum. O zaten artık bitme sürecine gelmişti. Volstat metoduyla biraz ona bakmıştım. Ancak herhalde bir daha böyle dikey akvaryum almam. Çünkü sürekli yosun problemi oluyor. Yani yukarıdaki ışık zemine gitmesi için güçlü yapılıyor. O yüzden de hep camlara yosun vuruyor. Ve kontrolü de zor. Çok derin. Temizliği de zor. Böyle yatay ve geniş akvaryumlar daha pratik. Hele ki böyle 45-50 litrelik minik akvaryumlar. Hele ki karides bakacaksanız tam kontrolü sizde oluyor. Gayet de güzel verim alınıyor. Yine ben burada şunu söyleyeyim. Çınar ağacının yapraklarına bayıldılar karidesler. Haşlamadan veriyorum. Kurutuyorum bir kenarda. Sonra atıyorum. Sadece yaprak damarları kalıyor. Yani özellikle de üremeyi oldukça tetiklediğini düşünüyorum. Yani bu çınar ağacının yapraklarını ben attıktan sonra yavrulamada çok 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 bir artış oldu. Yani yetişkin sayısının 3-4 katı kadar yavru var gibi gözüküyor şu an. En az bir sanırım 70-80 yavru vardır. Sadece benim gözlemleyebildiğim. Video bu şekilde. Yine güncel halini paylaşacağım. Biraz daha yine vlog tadında geçti. Tabii hobiden kopmuyoruz. Devam ediyor. Bazen aralar verebiliyoruz. O yüzden kusura bakmayın. Sabrınız için teşekkür ederim. Yine güzel şeyler yapmaya devam edeceğiz diye düşünüyorum. Farklı şeyler de deneyebiliriz. Ama zevk aldığım, hani özellikle bu karides akvaryumlarını beğenerek yaptığım şeyler de güzel oluyor akvaryumlar. Tabii her ne kadar çok fazla izleyicinin ilgisini çekmese de yine de beğenerek yaptığım şeylerin videosunu çekmek daha güzel geliyor. Tabii ara sıra genel hitap eden de videolar paylaşabiliriz. Yine balıklara da belki zamanla geri dönüş yapabiliriz. Biraz daha bir güzel bir yer oturtmak gerekiyor aslında. Çünkü akvaryuma ihtiyacınız varsa yere de ihtiyacınız oluyor. Kolay değil yani evin içinde birden fazla akvaryum koyup onlara bakabilmek, yönetebilmek, onlara yer ayarlamak vesaire ki çoğu insan hobi odası yapıyor zaten. Öyle bir hobi odası imkanı olsa bunun gibi 10 tane akvaryum kurup gayet güzel bir sistem yapardım. Belki birçoğunda karides de yapabilirdim. Balıklar da koyardım yine. Yine lepistes balıklarını da yapardım çünkü hobiye başlangıç balığı gibi oluyor bu. Artık herkes bakmak istiyor. Enteresan güzel sonuçlar veriyor. Onu da takip etmek, canlı doğuranları gözlemlemek.
Yine ona da bakım yapabiliriz. En azından artık bu bitki işini biraz çözdüğümü düşünüyorum. Bakımı kolay bitkilerle güzel gübreli bitki toprağı kullanmak. Gerekirse Volstat yöntemi, gerekirse böyle bir toprak, biraz daha pahalı ama güzel sonuç veren bir toprak. Kayalarla da onu desteklemek, az filtrasyonla da bunu sağlamak. Tabi balığa geçtiğimizde filtrasyon daha önemli hale geliyor. Bu sefer ekipman artıyor. O da başka bir olay. Yine bunları konuşuruz zaten. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Şöyle kardeşlerin topluluğuyla videoyu sonlandırıyorum. Bezelyeye bir aşçıyla yaklaştılar. Bir sonrakinde çınar yaprağını kullanacağım. Hem de onu biraz daha tüketsinler. Gözlemlemiş oluruz nasıl bir tüketim sağladıklarını. Denememi istediğiniz farklı bir besin varsa da kardeşlerin yiyip yemeyeceğini gözlemlemek istediğiniz, onu da yorumlarda yazarsanız sevinirim. Belki bir sonrakinde de onu deneriz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. İyi hobiler.